Hocam, peki biz insanlar neden sanat tüketiriz? Biz neden sanata düşkünüz? Cengiz ağır soru sormuş. Buna 6 bölümlük bir şey yapacağız. Yok yok. Sanatla ilgili şöyle bir tarif yapmıştım. Yani çok da yerde söylerim. Burada belki daha önce de yaptık. Okan Bayülgen'in çok hoşuna gitti. Ben dedi böyle daha önce sanat tarifi duymadım falan demişti bir programda. Somut dünyadan edindiği tecrübelerle soyut düşünceler üretebilen bir varlığın bu soyut düşünceleri tekrar somut ve yeni nesnelere, figürlere dönüştürme arzusuna sanat diyoruz ya da kabiliyetine sanat diyoruz. Ben öyle diyorum. Çünkü burada bir şey var. Hepimiz aynı dünyaya bakıyoruz. Ama çok içsel bir soyut dünya üretiyoruz. Bunu herkes yapıyor. Ama çoğu insanın soyut dünyasında derinleşmeye fırsat bulamadığı için oradan yeni formlar, yeni biçimler, yeni sözler, yeni fikirler geliştiremeyebiliyor. Bunu daha az sayıda insan yapıyor ve bu insanlar da o kendi soyut denizlerinden ürettikleri şeyleri bize bir ürün olarak verdiklerinde biz buna sanat diyoruz. Mesela sanat, geçen Yalın Alpay'dan güzel bir tarif duydum. Bir şeyin mesela sanat olabilmesi için çok şeye gönderme yapıyor olması lazım. Bir şeyi sembolize eden, tek bir şeyi simgeleyen bir şey artık sanat değil. Aslında bir sembol, bir işaret, işte bir tabelaya dönüşüyor. Ama çok fazla şeye yorulabilen, çoklu anlam verebilen, katman katman okunabilen ve her bakan kişiye göre anlamı az ya da çok değişebilen şey biraz sanat. Mesela bu açıdan bana sorarsanız o mağara duvarı resimleri bayağı bu özelliği karşılıyor. 40-50 bin sene önce yapılmış ama biz hala acaba ne demek istiyorlar, şunu da demiş olabilirler, bunu da demiş olabilirler falan gibi düşünüyoruz. Gerçekten sanat böyle üstün bir zihinsel faaliyetin neticesi. Onu talep etmek de yine üstün bir zihinsel donanım gerektiriyor. Daha evvel çok söyledim. Burada özellikle potansiyel anne babalar varsa tekrar duyurmak isterim. Sanat ve estetik maruziyetle gelişir. Erken dönemde sanat ve estetiğe maruz kalmamış insanlar, aynen lisana maruz kalmayanın dili öğrenemediği gibi estetik dili de öğrenemiyorlar. Sanattan anlayamıyorlar ve sanatı talep edemiyorlar. Bizimki gibi bir toplumda, mesela Covid döneminde neden önce sanatçı işsiz kaldı? Neden önce sanatçı yok olma tehlikesi işte ve şu anda sanat öleli çok oldu. Covid'den önce de can çekişiyordu zaten de. Neden Covid önce onu vurdu? Çünkü biz önce karnımızı doyurmayı, sonra çoluğumuzun çocuğumuzun bilmem nesini güvence altına almayı, yani Maslow piramidinin en altındaki işleri halletmeyi bitirememişiz ki üst katlardaki mevzulara, kendi kendini gerçekleştirme, soyut düşünce üretme gibi işlere vaktimiz kalsın. Biz ne kadar zengin olursak olalım kendini hala Maslow piramidinin dibinde vehmeden canlılarız. Bizim için sanat, estetik, yani olsa da olur, olmasa da olur şeyler. O yüzden kalıcı bir medeniyet oluşturma şansı çok düşük bir topluluğuz. Atatürk ve Cumhuriyeti kurucu kadrolar Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır diye bir şey söylemiş. Amin diyelim de böyle estetiksiz, böyle derinliksiz, böyle günübirlik bir yaşamayla ilelebet payidar kalmak mümkün değil. Belki de o fikriyatın sadece bu sözlerini değil de aynı zamanda yanına işte sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. En hakikmiş ilimdirleri falan şöyle yan yana koyup çizdiği resme bir daha bakmak lazım. O resim insana dair çok öz bir şey söylüyor. İnsan olmak karnını doyurmak değil. İnsan olmak sadece iaşesini üretebilmek ya da yarını çıkarabilmek, hayatta kalabilmek değil. İnsan olmak, özellikle bu modern insan dediğimiz Homo sapiens sapiens olmak, o işte somut dünyaya, soyut dünyanızdan yeni somutluklar yaratabilme, bir şey üretebilmektir. Sanat bir bilgi üretme biçimidir. O bir bilgi biçimidir. Onun bir dili vardır. Okuyabilirseniz o bilgi size yol gösterebilir. Gösterir diyemiyorum. Yazılı bir tekst gibi değildir o. Ama gösterebilir. Böyle bir potansiyeli vardır. Sanat önce hayal eder. Bilgi arkasından, teknoloji arkasından, medeniyet arkasından gelir. Önce sanat öngörür, sonra insanlar onu yaşar. Bu hep böyle oldu. Ve adına gelişmiş toplumlar dediğimiz toplumların tamamı önce sanatla bir vizyon koydular, akabinde inşa ettiler medeniyetlerini. Bugün biz sanat tüketemiyoruz bile maalesef. Soru bu yüzden çok önemli. Sanatı tüketmediğimizde hayat bizi tüketir. Al bugünün özdeyişi. Gerçekten buna yürekten inanıyorum. Biz sanatla ilgilenmezsek hayat da bizimle ilgilenmez. İnsanı farklı yapan şey diğer canlılardan hep bir sürü şey söylüyoruz ama özelliklerinin farklılığını konuşuyoruz. İnsanın performans açısından farklı yapan en önemli şey estetik sanat üretmektir. Her canlı beslenir. Birisi yalaktan yer, birisi yer. Benim kedi işte yere düşüyor, yiyor. Tabağa koyuyor, yiyor. Balkonda buluyor, yiyor. Her yerde yiyor. Ben yere atıp yiyor muyum yemeğimi? Yemiyorum. Bir tabağa koyuyorum, şekil yapıyorum, düzenliyorum, değil mi?
Bir de böyle başkaları varsa mı bir ortam hazırlıyoruz falan. Böyle bir şekiller, çatal kaşık güzel gözüksün. Yani sırf gösteri amaçlı değil. Bizim tamamlandığımız yerdir estetik. Estetiği olmayan, sanatı olmayan, sanatsal kaygıları olmayan, sanatsal bilgi üretimi olmayan toplumlar medeniyet olamayacaklardır diyerek bitireyim. Bir anı eklemek isterim buna. Sadece düşünce sistemiyle olmuyor. Çocuklara da bunu aşılamak gerektiğine çok inanıyorum. Çünkü bizim sistemimizde resim ve müzik dersleri test çözme dersleriydi. Hala öyle olduğunu düşünüyorum. Zorunda son deliği yani. Evet, ki ben resim çizerdim ve fena sayılmazdım resim konusunda. Belli bir eğitimim biraz vardı genç çocukken. Lisede başladığımda ders aralarında resim çizerdim. Ve şöyle bir şeye maruz kaldığımı hatırlıyorum. Bir test veya soruya cevap veremediğimde sınıf arkadaşlarımdan biri resim çizdiğin için testleri çözemiyorsun. O yüzden başarısız olacaksın. Aynı yaştayız, aynı dönemdeyiz, aynı sınava hazırlanıyoruz ve içimizdeki bir şeyi yaratma arzusu işte böyle ölüyor. Bu Ve yüzden Hazal'ı iki o testleri çözememiş. Benim evimde iki tane resmi asılı duvarda. Biri şu girişte, biri şu sütunun arkasında. İyi yapmışım, boş ver. Ne yapacaksın testi çözüp? ya be, hocam ama kastetmeye çalıştığım sadece büyüklerin, yetişkinlerin zihni değil, küçük çocukların zihni bile bundan etkilenebilecekse durumda, onun için önce biz bakış açımızı değiştireceğiz. Daha sonra bizden sonra gelenler yepyeni bir bakış açısıyla bir şeyleri payidar kılmayı başaracaklar. Ben konuyla ilgili olarak bir anda düştü. Ekranı alıyorum arkadaşlar. Melisa Çalışkan demiş ki güzellik algısının değişmesinin nedeni ne? Estetik güzellik bu oradan çağrışır diye koydum. Çok kısaca herkes günümüzde neden tek tip olmak için kendini değiştirmekte diye sormuş Melisa. Çok alakalı bir konu. Sizin eğer kendi estetiğiniz, kendi sanatsal kaygınız, kendi sanatsal dallarınız olmazsa. Mesela Türkiye'de ben iki tarafa da vurmayı çok severim. Bana orta yolcu diyorlar ama bir kısım operayı ve baleyi batıdan gördüğü gibi tekrar ederek, bir kısmı hat ebru tesibi Osmanlı'dan bilmem ne gördüğü gibi tekrar ederek sanat yaptığını zannediyor. Yani sanat böyle bir şey değil. Bir şeyi tekrar ederek sanat yapamazsınız. Sanatın eğitimi tekrarlı olur. Eğitimini tekrarla yaparsınız ama sanat bir yaratım meselesidir. Bu yoksa kim neye güzel diyorsa, o anda hakim olan etken neye güzel diyorsa onu güzel olarak kabul etmek zorundasınız. Çünkü sizin güzel algınız yoktur. Güzel algınızın olabilmesi için estetik yaratım kültürünüzün olması lazım. Bu yoksa maalesef herkesin çevirdiği yere döneriz. Sıfır beden mankenleri güzel zannederiz. Onları üreme yetenekleri neredeyse elinden almış insanları seksi bile zannedebiliriz. Böyle garip bir durum vardır. Yani normalde insan türü onlara kalsa üreyemeyiz biliyor musunuz? O kadınların kalça kemeri doğuma izin vermez. Bittik biz. Yani normalde öyle bir insanın öyle bir kadından doğması çok zor bir ihtimal. Ama güzellik algımız oraya kadar bile çarpıtılabiliyor. Kendi estetiği olmayana sistem böyle sopa atar. Bu arada aklıma bir şey geldi. Sen test ve müzik resim dersleri deyince ben blok flüt dersleri benim kabusumdu. İyi ki kafayı çok oraya takmadım. Yani müziğin mevziyle ilgilenmezdim. Çünkü bir sürü çocuk aynı anda blok flütü ağzına sokup hocanın tek bir nota sesini çıkarabilmek üzere 20 ördek aynı anda boğazlanıyormuş ki bu böyle aa diye bir ses çıkarttığında gerçekten büyük bir işkence oluyor. Geçen bir arkadaşla konuşurken dedi ki blok flüt çalıyorum dedi. Ya dedim gerçekten o aleti çalan var mı dedim ya blok flüt çalar mı bir insan? Aa dedi harika bir şeydir vıdır vıdırı. Merak ettim şimdi. Yani bu arkadaşla beni farklı kılan ne? Ben de müzik seviyorum, o da seviyor. Ama o bir de terbiyesizlik yapıp blok flüt çalıyor. Bence blok flüt yasaklanması gereken bir şey diyebiliyorum. Sonra dedim ki nasıl öğrendin blok flüt? Okulda dedi. Dedim bir anlatsana ilk karşılaşman nasıl dedim. Bak bak hikayeye bak. Müzik öğretmeni giriyor diyor ki çocuklar bu flüt. Bugün flüt öğreneceğiz. Getirdiniz mi? Getirdik. Herkeste flüt var. Bakın flüt ne işe yarar diye. Bir çalmaya başlıyor. Sınıf apışıp kalıyor tamam mı? Öğretmen çıtayı öyle bir yere koyuyor ki çocuklar artık o yoldaki bozuk seslerin hepsini o muhteşem amaca giden bir adım olarak görüyorlar. Benim flütte ilk ve son duyduğum hocadan ses fi do bunu çalacaksınız dedi. Niye çalıyorum ben do'yu? Ben efendim mesai düdüğü müyüm? Yangın alarmı mıyım? Ben niye do çalıyorum? Hikayesiz, estetiksiz olmaz. Sanat eğitimi olmaz. Önce müzik hocası olacaksan çocuklara ya bir piyano resteri ya bir mandolin
gösterisi. Ya bir davul, bir şey çalacaksın. O çocuk müziği bir önce zevkini yaşayacak. Doğar doğmaz müziği ayırt eden bir canlıya müzikle işkence yapmak. Doğar doğmaz elinde bir şeylerle resim çizmeye çalışan bir çocuğa ceza için resim çizdirmek. Resim dersinde evet, bilmem ne konulu ödev yapacaksın diye o çocuğa evine görev göndermek. Bunlar saçmalığın dikalasıdır. Sinirlendirmeyin beni, bak zaten tepem attı konuyla ilgili konuşurken. Hocası sinirlendi.